İşte size bir sayı. Hemen videoyu durdurun ve bu sayıyı yazıyla yazmaya çalışın. Hadi gelin birlikte yapalım. İşe sayının başındaki 8 ile başlayacağım. 8 hangi basamakta? Yüzler basamağında, öyle değil mi? Bu birler, bu onlar ve bu da yüzler basamağı. Bu da buradaki 8'in bize sayıda 8 tane yüzlük olduğu. Evet, bu anlama gelir. 8 yüzlük, 8 yüzle aynı şeydir. Bu yüzden de sayıyı yazmaya 8 yüz olarak başlıyorum. Devam edelim. Sırada 6 var. 6 az önce de söylediğim gibi onlar basamağında. Başka bir deyişle bu sayıda 6 tane onluk var. Evet, 5 de yine aynı mantıkla 5 birliği temsil ediyor. O halde sayı neymiş? 8 yüz, 6 tane 10 60 eder 60, 5 tane de 1, 5. 865. Evet, hadi yazalım. 865. Bize verilen sayıyı yazıyla yazdık. Şimdi isterseniz bir de bunun tam tersini yapalım ve yazıyla yazılmış bir sayıyı rakamlara dökelim. Bu arada çok fazla kopya olmaması için sayıyı bilerek okumadığımı da söyleyeyim. Evet, biraz düşünmenizi istiyorum ve hadi bakalım beraber yapalım. Şimdi de bu sayıyı rakamlarla yazmayı deneyeceğiz. Şimdi evet, sayıda kaç tane yüzlük var? Bir bakalım. 2 tane yüzlüğümüz var. Sayı 200 olarak başlıyor. Basamakları da çizelim. Bu yüzler, bu onlar, bu da birler basamağı olacak. Kaç tane yüzlük vardı? 2 tane. O halde yüzler basamağına 2 yazalım. Sıra geldi onlar ve birler basamağına. Sayıya bir kere daha bakalım. 200'ü hallettik ve elimizde sadece 30 kaldı. Şimdi de 30'u yazalım. 3 ve 0. 30'da 3 tane onluk vardır. Bunun için onlar basamağına da 3 koyabiliriz. Peki ya birler basamağı? Sayıda 30'dan sonra bir şey olsaydı bu bize kaç tane birlik olduğunu verirdi. Ama burada sadece 30 olduğu için sayının birliği olmadığı sonucuna ulaşıyoruz. 200'lük, 3 onluk ve 0 birlik. Yani 230.